Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodolağan, HSYK'nın 19 Ocak 2017 tarihli kararnamesiyle Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanmasını önümüzdeki süreç içinde önemli bir göreve getirilebileceği şeklinde değerlendirmiştim. Öyle ya, 15 Temmuz kahpe darbe girişimi sürerken adeta elini değil bütün bedenini taşın altına koyarak görev yapan biriydi. Sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin birçok ilinde FETÖ operasyonlarının yapılmasını sağlamıştı. Böylesi bir görev adamının Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atanmasını önemli bir görev verileceği şeklinde değerlendirmek gerekirdi. Bir zaman sonra Kodolak, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığından Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliğine atandı. Bir nevi kızak görevdi bu. Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayraktar da Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanmıştı. Erdoğan Bayraktar'ın bölgede ses getiren başarılı FETÖ operasyonlarında imzası vardı. Kodolak için ne düşündüysem onun için de beklentim aynıydı. HSK'nın son kararnamesini titizlikle inceledim. Bir gariplik vardı. Yüksek yargıda bir hayli çevresi olan avukat arkadaşıma FETÖ'yle mücadelede başarılı olan savcılarla ilgili tasarrufu sordum. Haksızlık yapıldı cevabını beklerken o bana ilginç bir tespitte bulundu. Bu operasyonları başarıyla yürütenler bir süre sonra kendilerini yürütmenin üzerinde görmeye başlıyor. Arkadaşım tespitlerini doğrulayan sözler sarf etti. Haklı yanı çoktu. Bu kararnamede bir de Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli'yi merak ettim. Bu merakım bir süre önce Ordu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterinin baylak kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınması ardından denetimli serbestlikle salıverildikten hemen sonra bu kişinin görevine iade edilmesi süreciyle ilgiliydi. Baylak listesi MİT'ten gelmiş, o da gereğini yapmıştı. Demek ki bu kişi güçlü bir referansa sahipti. Ahmet Çiçekli Ordu'dan Manisa'ya gitmeyi kendisi mi istedi bilemiyorum ama onun da bu tayini birilerine mesaj gibi geldi bana. Hiçbir şey göründüğü gibi olmadığı için kafalar karışık. O yüzden mantık çerçevesinde kendi kendime sorduğum soruların içinden çıkamıyorum. Doğrusu devletin bir bildiği vardır diyerek bu meseleyi noktayı koymak diyorum. Allah bu millete ve devlete zeval vermesin.